Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Rabbim gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'e Kur'an ve sünnet-i seniyye sımsıkı sarılıp onu yaşama ve yaşatma mücadelesi verenlerden eylesin. Amin. Bu akşam inşallah böyle bir kısacık yine bir nasihat babında iki tane ayet-i kerime hazırladık. Rabbim bizleri de beni de sizi de okuduklarımızı da, dinlediklerimizi de yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Ben okuduklarıma, bildiklerime itaat etmeyi, sizler de dinlediklerinize itaat etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. Amin. Bu akşamki sohbetimiz Allah'a yönelmeyle alakalı. Eskiler buna inabe demiş. Ama normalde bu genel olarak Allah'a yönelme ile alakalı. İnşallah bu akşamki sohbetimiz. Haydi Hafız, destur bismillah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا صدق الله العظيم. Allah razı olsun. Birinci okunan ayet-i kerime Zümer suresi ayet 54. Size azap gelmeden önce Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız. İkinci ayet-i kerime Müzemmil ayet 8. Rabbinin adını zikret ve sadece ona yönel. Rabbim bizi onlardan eylesin. Amin. Buna eskiler bu Allah'a yönelmeyi inabe demişler sufi dilinde. Bu ne demek? Bir kimse Allah'a isyan etmese bile günah kebairlerden kendisini uzak tutsa bile o kimsenin yine tövbe edip devamlı Allah'a yönelmesi. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ben günde en az 70 kez Allah'a tövbe ederim diyordu ya. Yani halbuki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Allah'a isyan etmesi düşünülebilir mi? Hayır. İşte onun o halini yakalamak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri günah işlememesine rağmen ve günahtan uzak olmasına rağmen ve bu konuda ismet sıfatıyla korunmuş, muhafaza edilmiş olmasına rağmen onun günlük 70 kez veya bir rivayette 100 kez Allah'a tövbe etmesi. Şimdi tabii bu son dönemlerde bazı sapkınlar çıktı. Bu sapkınlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin de günah işlediğini
Ama o günahından rücu edip tövbe ettiğini söylüyorlar. Biz o sapkınlardan ve sapıklardan değiliz. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ismet sıfatıyla sıfatlandığını, kendisinin günah işlemekten uzak olduğunu, korunduğunu ve hiç günah işlemediğine inananlardanız. Biz bir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de günah işledi diyorsa, o kimse ehli sünnete göre küfür ehlidir. Asla onun arkasında namaz kılınmaz, asla onun sohbeti dinlenilmez, asla onun peşinden gidilinmez. Şimdi böyle bir zamanda, ahir zamanda ne yazık ki böyle kimseler çıktı. Bunlar kendilerini profesör olarak, din alimi olarak, ne bileyim işte şeyh olarak, şu bu olarak tanıtıyorlar. Öyle biliniyorlar ama bunlar bir de çoğalmaya başladılar. Çünkü ilahiyat fakültelerinde ne yazık ki böyle bir eğitim veriliyor, böyle bir öğretim veriliyor ve ilahiyat fakültelerindeki o çocuklara peygamberin de sallallahu aleyhi ve sellemin günah işlediğini ama tövbe edip Cenab-ı Hakk'ın onu affettiğine dair Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin üzerinde günah kapısını aralıyorlar. Biz onlardan değiliz. Ben onlardan değilim. Ve onları ehli sünnet, küfür ehli olarak nitelendirmiş, küfrüne fetva vermiş. Bir kimse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin günah işlediğini söylerse o küfür ehlidir demiş. O yüzden sonradan karışan, ne yazık ki böyle hani ümmetim ahir zamanda 73 fırkaya bölünecek, bunun 72'si fırkayı dalledidir, birisi fırkayı naciyedir denilen zamanı yaşıyoruz. Ne yazık ki insanlar Kur'an sünnetin akaid çizgisinden uzaklaşıyorlar, ibadet çizgisinden uzaklaşıyorlar. İşte ibadetleri değiştirmeye çalışıyorlar, değiştiriyorlar. Akaid yani imanla alakalı, imanın hukukuyla alakalı konuları saptırıyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Ne yazık ki bu ahir zamanın son döneminde bu tip sapıklıklar ve sapkınlıklar çoğaldı. Hangi birisiyle uğraşalım? Yani o kadar çoğaldılar ki hangi birisiyle uğraşalım? Böyle neredeyse böyle günler günleri kovalarken diyoruz ki ya ben kendi adıma söyleyeyim. Ümmet bu kadar sapkınlığın ve dalaletin içine düşeceğini hiç kimse tahmin edemezdi diyorum. Ne yazık ki böyle hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir sapkınlık, hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir delalete doğru koşuyoruz. Rabbim cümlemizi kurtarsın. Amin. Cümle ümmet-i Muhammed'i de kurtarsın inşallah. Amin. İşte normalde bu kendisini Allah'a yöneltenler, kendilerini Allah'a yöneltip o yolda yürüyenler, o yolda koşturanlar günah kebaire dalmasalar bile. Şimdi bir her gün bir günah kebaire dalanlar var. Bir de her gün dalmayanlar var. Her gün dalanlar mesela her gün içki içiyor, her gün kumar oynuyor, her gün zina yapıyor, her gün faizin içerisinde, her gün gıybetin içinde, dedikodunun içerisinde, iftiranın içinde. Her gün Allah'ın yasakladığı, Cenab-ı Hakk'ın asla yapmayın dediği, işte bazı rivayetlerde günah-ı kebair 7'dir, bazı rivayetlerde 9'dur dediği, Mekke'nin 24 olarak hani bu konuda şerh ettiği, hükmettiği günah-ı kebairler, işte kimisi bu günah-ı kebairlere devam ediyor. Yani o inkıtaya uğratmadan onu devamlı onu işliyor. İşte o kimse o günah kebairlerden tövbe etti, kendisini kurtardı. Tövbe edip kendisini kurtardı ama o kimse bir daha geri dönmemek için kendisini sabitliyor. Sabitlemesi lazım. Sabitlemiş olsa dahi, günah kebairlere düşmemiş olsa dahi o kimse tövbe etmeye devam edecek. Hani bizde normalde derslerimizde
100 tane Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim ve bihamdihi estağfurullah el azim tövbesi var ya, yani bir kimse ola ki Allah muhafaza eylesin, kendi kendisine ben günah işlemedim boyutuna, kibirine, kendi kendisine o bataklığa sürüklerse, bu onun kullandığı küpe olsun. Biz kendimizi asla öyle görmeyiz. Hiçbir derviş kardeşimizi de öyle görmeyiz. Biz şeyhlerimizi de öyle görmeyiz. Benim, Allah affetsin, böyle söylemek istemem ama meşhur tabirim var ya, ben şeyhimin gözümün önünde günah işlediğini görmedim. Bitti. Hani işlemiş midir, o kapı aralı mı, aralıklı mıdır? Evet. Ama benim gözümün önünde, benim duyduğum, gördüğüm bir şey olmadı der, mevzuyu kapatırım ben. Çünkü onun da günah kapısı açık mı açık, benim de açık, herkesin açık. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hariç, ümmeti için, bütün herkes için günah kapısı açık. Sakın şöyle düşünülmesin. Şu derviş abimiz, şu derviş ablamız, şu derviş filanca, bunlar günah işlemezler, bunlar günah kapıları, bunların kapalıdır. Veyahut da zaman zaman bazı dervişlerden duyarım ben. İşte ben bir hata yapsam bana rüyamda söylerlerdi. İşte ben bir kusur işlesem beni ikaz ederlerdi. Ben bu konuda haksız olsam ben rüyamda bunu görürdüm. Veyahut da bana bunu söylerlerdi. Bunların bakın hepsi de büyük küstahlıktır. Büyük küstahlıktır. Kadını, erkeği, zakiri, nakibi, nügabbası, şeyhi. Herkesi bağlar bu. Asla böyle bir şey düşünmeyin ve asla böyle bir şey telaffuz etmeyin. O yüzden Rabbim kime ne gösterir bilinmez. Hani Bedir Savaşı'nda Müslümanlar ayrı rüya görüyorlardı, tersine görüyorlardı. Müşrikler de yine tersine rüya görüyordu. Bakın bunları unutmayın hiç. Tersine rüya görebilirsiniz. Rüyaları da kendi kendinize yormayın. Bak rüyaları da kendi kendinize yormayın. Biz onu da yaşadık. Mesela işte Allah rahmet eylesin. Biz daha henüz Bayındır'dayken bir arkadaş Şeyh Efendi Hazretlerini rüyasında sigara içerken görmüş. Vay ortalığı bulandırıyor. Rüyasında, rüyamda sigara içerken gördüm. Benim rüyam sahih diye. Böyle 3-5 kişiye söylemiş, fitne çıkarmış ortalıkta. Hemen fitne çabuk yayılır. Bayındır gibi bir yerde hemen yayılmış. Yani o böyle sabahtan sonra söylemiş, öğlende benim haberim oldu. Ondan sonra, öğlenden sonra ben hemen onunla görüştüm. Dedim anlat rüyanı, anlattı. Dedim çabuk tövbe et, sen günah kebair işlemişsin dedim. Bu kaldı şimdi. Dedim neden insanlara böyle dedim anlattın? Neden Şeyh Efendi Hazretleri'nin üzerine böyle iftira attın? Sen dedim onun günah işlediğini gördün mü? Hayır. Gözünle gördün mü? Hayır. Kulağınla duydun mu? Hayır. E sen gördüğün rüyayı kendi kendine tevil etmişsin. Gördüğün rüyanın tevili bu değil. O zaman bu fakirde rüya tevili var. Dedim sen Şeyh Efendi Hazretleri'ni böyle görmüşsün. Kendini aynada görüyorsun. Onlar birer ayna. O bir ayna dedim. O yüzden sen günah kebair işlemişsin. Dedim işlediğin günahı da söyleyeyim mi? Söyle dedi ona. Dedim hemen bunu fitne gibi ortalığa yaydın, gıybet etmişsin dedim. Gıybete düştün. İşte dedim günah kebair bu. Gördüğün rüyayı kendi kendine şerh ettin. Kendi kendine tevil ettikten sonra bunu dedin. Şeyh Efendi'nin günah işlediğine hükmedip etrafa anlatmaya başladın. Dedim günah işlemiştir, işlememiştir. Bu ayrı bir mesele. Ama sen bununla dedim gıybet ettin. Eğer işlemediyse iftira ettin. Dedim zahiren bakacağız. Şeyh Efendi sigara içiyor mu, içmiyor. Sen onu sigara içerken gördün. Sen dersen ki şimdi millete ben onu sigara içerken gördüm rüyamda. Dedim ona iftira atmış oldun mu? Durdu şimdi bu. Ben ne yapacağım şimdi dedi. Vallahi geçen helallik alacaksın, tövbe edeceksin dedim. Tövbe edeceksin. Fitneyi de toparlayacaksın dedim. Başka türlü dedim bunun altından kalkamazsın. Şimdi o da böyle kendi kendine dervişim hükmünde
bulunuyor, böyle iyi derviş gibi. O yüzden bu meselelerde iddia yoktur. Hepimiz için günah kapısı, büyük günah kapısı açıktır. İşleyelim, işlemeyelim. Biz günde 100 kez Allah'a tövbe ederiz. Günah işlemişizdir. Bu günahlarımızın affına, mağfiretine sebep olur. Ama meseleyi burada bırakmamak, bunu devam ettirmek, Allah'a teslim olma, ona yönelmede, devamiyet kesbettirmek. Yani biz kılamadığımız namazlar için tövbe ettik, geri döndük, rücu ettik. O zaman bir daha namazı gevşetmemek. Veyahut da biz günah kebar işliyorduk, günah kebarden geri döndük, rücu ettik, tövbe ettik. Allah tövbe edenlerin tövbelerini kabul eder. Kim affı mağfiret isterse onu affeder. Yeter ki o kimse yapmış olduğu hatadan, günahtan, kusurdan, yanlıştan, eksiklikten tövbe edip geri dönsün. Bir de şunu unutmayın. Şunu hiçbir zaman unutmayın. İbadetler için, tövbe için, zikir için, hayırlı ameller için Allah'tan yardım isteyin. Böyle kibirlenip de kendi kendinizi kibir deryasına atıp da sanki böyle istediğin zaman tövbe edermişsin, istediğin zaman sanki böyle namaz kılarmışsın, istediğin zaman ibadet edermişsin. Böyle kendi kendinize küstahlaşmayın. Bu insana ibadet veyahut da bu tip hayırlı ameller insanda küstahlık oluşturmasın. Sana Allah nasip ederse, sen tövbe edersin. Gayret etmek sana ait, çalışmak, istemek sana ait, halk etmek ona ait. Eğer o halk etmezse, sen istediğin kadar yırt kendini, sen tövbe edemezsin, sen zikrullah edemezsin. Cenab-ı Hak senin manevi rızkını keserse, sen parmağını dahi oynatamazsın. Sen zikrullah halakalarından uzak kalırsın, farkına varmazsın. Allah'ın lütfu, ikramı, ihsanıdır Allah'ı zikredilen cemaatlerin içerisinde bulunmak. Tövbe etmek Allah'ın lütfu, ikramı, ihsanıdır. Hele son nefese kadar tövbeni sabit tutup o tövbede durmak ancak Allah'ın inayetiyle, lütfuyla, ikramıyla, ihsanıyla mümkün olur. O yüzden kendimizi kibir deryasına atmayalım. İstediğimiz zaman zikrullah'a gideriz. Biz o zikrullah halakasına otururuz. Oturamazsın. Cenab-ı Hak nasip etmezse, sana kısmet etmezse, senin önünü açmazsa, senin kapını aralamazsa, sen Allah bile diyemezsin dilinle. Unutur gidersin. Allah hiç kimseyi kendisini unutturmasın. Amin. Böyle bir gaflete düşürtmesin. Kendi kendimizi, kendi elimizle kendimizi helak etmeyelim. Amin. Kendi elimizle, kendi nefsimizi ateşe atmayalım. Amin. O yüzden zaman geçer, gün geçer, devran döner, sen evde oturur olursun, burada zikrullah devam ediyordur daha. Sen kendi kendine uzaklardan öyle bakar kalırsın, gidemezsin de, yapamazsın da. Nefis vurursa insanı hareket edemezsin. O yüzden dergahına, hangi dergaha gidiyorsanız gidin, hangi şeyhe intisap ettiyseniz edin. Bu umumi söylüyorum bunu. Şeyhinize sımsıkı yapışın, dergahınıza sımsıkı yapışın, derslerinize sımsıkı yapışın, orada devam edin ve Allah'tan bu konuda yardım isteyin. Deyin ki ya Rabbi bana yardım eyle, ben zikrullahıma gidebileyim. Amin. Bize yardım eylesin, biz her gün dersimizi çekebilelim. Amin. Her gün tövbemizi, zikrullahımızı, salatu selamımızı getirebilelim. Amin. Yoksa o yardım etmezse dilimize ağır gelir tevhid. O yardım etmezse dilimiz tevhide dönmez. O yardım etmezse kalbimiz tevhide dönmez. O yardım etmezse bizim dilimiz salatu selama dönmez. O yardım etmezse zikrullah'a dilimiz dönmez. O yardım etmezse dilimizden zikrullah kalbimize inmez. O yardım etmezse kalp kapısından sonra
sır kapısına tevhidimiz, zikrullahımız gitmez, o yardım etmezse sır kapısından ruh kapısına o zikrullah ermez. Veya tersinden gider kimisi. Kalpten sonra ruha, ruhtan sonra sırra gider. Bunun öğretisi farklıdır. Onun yetiştirilmesi de farklıdır. Allah yardım etmezse, Cenab-ı Hak lütfetmez, ikram etmezse, sana o kapıyı açmazsa, senin zikrullahın dilinde kalır ve kalbe tecelli etmez. Ve derviş kardeşler, canım kardeşlerim benim, zikrullah kalbe tecelli etmeli. Zikrullah kalbe tecelli etmesi için de ardındaki ayet-i kerime ne? Müzemmil, Rabbini zikret. Sadece ona yönel. O, no, madem ki sen inabe ehli oldun, artık sen günah-ı kebairlerden kendini muhafaza ediyorsun ve tövbende sabit kalıyorsun, ibadetlerinde sabit kalmaya çalışıyorsun, senin bu sabitliğini destekleyecek, orada sana manevi kuvvet verecek, orada senin maneviyatını kuvvetlendirecek şey Allah'ı zikir. Cemaatleri kötülemek için söylemiyorum. Allah'ı zikirden uzak cemaatlerin, Allah'ı tam manasıyla zikretmeyen ehli sufinin zaman içerisinde ayağının kayması, zaman içerisinde namazı, abdesti, orucu terk etmesi, zaman içerisinde dünyaya dalması, zaman içerisinde ehli dünya olması, zaman içerisinde ne yazık ki ehli dünya olurken haramı, helalı terk etmesi, bırakması, ehli dünya olurken ne yazık ki iyi bir derviş iken nefsine uyup, dünyaya uyup kendisini helak etmesi veyahut da bir cemaatte, bir tarikatta, bir topluluğun içerisinde bulunurken ne yazık ki oradaki konumunu, durumunu, ihlaslı durumunu kaybetmesi, bunların hepsinin de temel sebeplerinden birisi kaybetmelerine Allah'ı zikirden uzak durmaları. Bir kimse Allah'ı zikirden uzak durursa, Allah'ı zikretmezse o Allah'a tam manasıyla yönelmiş olmaz. Sebep Allah'a yönelmesi için onun kalbinin harekete geçmesi gerekir. O zikrullah onda oturması gerekir. Cenab-ı Hak Müzemmil ayet 8'de Rabbinin adını zikret ve sadece ona yönel. Bak sadece ona yönel. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn sırrına ermek. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Allah'a yönelmek. Artık o sufi her şeyle Allah'a yönelecek. Sakın şunu düşünmeyin. Bizim yolumuz ruhbanlık yolu değildir. Hani üç kişi, üç tane sahabe kendi kendisine niyet ettiler. Birisi dedi ki hiç uyumayacağım. Birisi dedi ki devamlı oruç tutacağım. Birisi dedi ki evlenmeyeceğim, hiç cima etmeyeceğim. Cebrail aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bunu bildirdi. Onlara dedi ki size ne oluyor? Allah'tan en fazla korkanınız benim, uyurum. Allah'tan en fazla korkanınız benim, iftar ederim, yerim. Allah'tan en fazla korkanınız benim, evlenirim, nikahlanırım, cima ederim dedi. Size ne oluyor ki dedi. Bizde ruhbanlık yok, biz Allah'a yöneldik deyip de dünyayı terk etmek yok. Biz Allah'a yöneldik deyip de işimizi gücümüzü boşlamak, işimizi gücümüzü terk etmek yok. Sakın sakın böyle bir derviş profili istemiyorum. Sakın ha! Herkesin işi olacak, herkes işine titizlikle devam edecek, herkes çalışacak, herkesin dünyadan da, ahiretten de, ülkesinden de, ülkesinin siyasetinden de, zarardan, faydadan, her şeyden haberi olacak. Entelektüel bir derviş olacaksınız, okuyun, kendinizi yetiştirin, genişletin, geliştirin, okuyun, bol bol hadis okuyun, tefsir okuyun. Boş geçirmeyin günlerinizi, fıkıh okuyun.
Yarın öbür gün birisi sakalınıza bakıp, sarınıza bakıp, dervişliğinize bakıp bir soru sorduğunda abuk subuk bir şey cevap vermeyin. Her bir derviş etrafındaki insanlara ilim olarak ışık tutmalı, ihlas olarak ışık tutmalı, samimiyet olarak ışık tutmalı. Dervişin cahili şeytanın maskarası. Sakalı bırakmışsın, ağzında küfür, ağzında gıybet, ağzında dedikodu, sakalı bırakmışsın, elinde sigara, ağzında sigara, sakalı bırakmışsın, eşine hakaret ediyorsun, çocuklarına hakaret ediyorsun, dervişim diyorsun, ortalığı kırıp geçiriyorsun. Yunus demiş ya böyle dervişlik dursun diye. Evet, böyle dervişlik dursun. Derviş dediğin temizdir, kıyafeti, kılığı, kıyafeti, saçı, sakalı derli topludur. Bir yere giderken derli topludur, konuşması derli topludur, ahlakı derli topludur, eşine, çocuklarına, arkadaşlarına, derviş kardeşlerine konuşurken edepli, adaplı, düzgün konuşur. Bir dervişin bir vizyonu olur. Ona baktığı zaman insanın aklına Allah gelmesi lazım. Ona baktığı zaman o kimsenin Allah'ı sevmesi lazım. Bakın, Allah'ı sevmesi lazım. Palas pandras derviş olmaz. Dervişin kılığı, kıyafeti düzgün olur. Bu lüks giyinmek değildir. Temizdir, derlidir, topludur. Konuşması derli toplu olur. Haramlardan kendini uzak tutar. Böyle göz göre göre insanların içerisinde günah kebairler işlemez. Herkes şöyle der. Görüyor musun dervişim diyen adama? Haram işliyor. Görüyor musun bu dervişi? Haram işliyor. Görüyor musun böyle derviş olacağını olmaz olsun. Böyle derviş olacağına yok ya bu dergaha gidilmez demesin. Sen sakalını bırakmışsın, bir tutam miktarını da uzatmışsın. Sakalına dost doğru bak, tara, fönle, tertemiz olsun sakalın. Sen normalde bol pantolon giyiyorsun, ütülü olsun. Karman çorman kıpkırışık pantolonla dolaşma. Gömleğini ütüle dost doğru. Eşinden bekleme erkekler, bunu sizlere söylüyorum. Kendiniz ütü yapmasını bilin. Kendiniz yıkamasını bilin. Sökünüzü dikmesini bilin. Sünnet bunları yapmak. Öyle hanım yapacak diye de zoraki bir şey yok. Hanımınız yapmayabilir. Kendiniz yapın. Hanımlarınız rahat etsin. Biraz daha rahat olsunlar. Biraz daha rahat olsunlar. İyice nefislerine uysunlar. Sakın hiçbirisini de üzmeyin. Sakın, benim pantolonum nerede, benim gömleğim nerede, onu yıkamadın mı, onu ütülemedin mi? Bunlar tehlikeli sorular, tehlikeli sözler, sakın ha. Ben filanca renk pantolonu aradıydım, ne yapacaksın dediğinde, ütümü yapacağım de. Yumuşak bir şekilde. O ütülendi mi, ütülenmedi mi? Hayır. Dervişlik önce hanımından iyi geçinmekte geçiyor. Hanımlarınızı üzmeyin, kırmayın, incitmeyin. Onlar hani Hazreti Mevlana demiş ya, incin sen de incitme diye, bunu kim için söyledi? Eşleri için söyledi. Sakın incinseniz de eşlerinizi incitmeyin. Siz onların helallığını almaya bakın. Cennet onların helallığının kapısının arasında. Dermişim hiçbirisi de size hakkını helal etmezmiş. Cennet bizim kapımızda diye. Ne oldu? Efendi söyledi. Bak, ben affetmezsem cenneti göremezsin. Derler mi? Eğer cevap derler. O yüzden aman eşlerinizi kırıp incitmeyin. Adnan Hoca da gülüyor. Akşama başına gelecek olana hazır ol. Allah muhafaza eylesin. Ama derviş böyle olmalı. Bakın, gittiğiniz yerde, yürüdüğünüz yolda, sokakta, girdiğiniz toplumda herkesin gözü sizde olur. O yüzden diş bakımınız, ağız bakımınız, vücut bakımınız, kılık kıyafet bakımınız düpdüzgün olmalı. Düpdüzgün olmalı. Derviş öyle olur. Ve o kimse Allah'ı zikredecek. Allah'ı zikrettiği için zikir, bu dışı temizlendi, düzeldi. Zikrullah da onda yerleşti. Kalbine zikrullah yerleşti. Onu görenin aklına hemen Allah gelecek çünkü. O zikrullah onun kalbine yerleşti. Onu görenin hemen aklına Allah gelecek.
artık o kimse Allah'a yönelmiş denilir. Ona baktığında Allah hatırına geliyorsa o kimse Allah'a yönelmiş her şeyle. O her şeyle Allah'a yöneldiği için ona bakan kimsenin aklına Allah geliyor. Şimdi bazen esnaflık yaparken, böyle bir şey yaparken böyle hep başımıza gelir. Ha, ben mal almaya gitmişim mübarek insan. Ben sana din öğretmeye gelmedim veya senden din öğrenmeye de gelmedim. Giriyorsun içeri. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İşte şu kaç para olur, bu kaç para olur. O tabii kendini kaybediyor. İlla ki muhabbeti dine getiriyor. Sen dinden hani diyorsun ticaret yapacağız, dünyevilik iş. Oraya dalalım diye uğraşıyorsun. O diyor ki ya hacı abi bu böyle miydi, bu şöyle miydi? Diyorsun tamam burada ticaret bitti. Başlıyorsun bu sefer. Nalına da mıhına da vurma, adama din anlatıyorsun. Biz adamdan alışveriş yapmaya gittik. Adama din anlattık, ders verdik, çektik gittik. Onun aklına çünkü Allah geldi. Seni gördü, onun aklına Allah geldi. Seni görünce onun aklına Allah gelmeli. Bu neyle alakalı? Bu senin Allah'ı zikretmenle, Allah'a yönelmenle alakalı. Ve düşünün bunu. Bunu kendinizce tefekkür edin. Tekrar söylüyorum. Zikrullah dilden kalbe tecelli edecek. Dilden kalbe tecelli edince dil ile zikir, bu çok ağır bir ibare olacak, tabir olacak ama onun için artık geri dönüş şirk gibi olur. O geri dönüşü dikkat edecek. Sebep o, çünkü normalden yukarı doğru gitti. Onun geri dönüşü olmayacak. Hani Allah affetsin, bu dinden çıkmak gibi değil. Böyle değil ama ona öyle bir o kimsede tecelli etmesi lazım. Yani o kimse sanki dinden çıkıyormuş gibi, dinden çıkmış gibi kendi kendisini disiplin etmesi lazım. Hani sahabeler korkarlardı ya, yani tekrar müşrik günlerine dönmekten korkarlardı. Bakın tekrar müşrik günlerine dönmekten, ayaklarının kaymalarından korkarlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri başlarındayken, gözlerinin önlerindeyken onlarda böyle bir korku hasıl olurdu. İşte zikrullah kalbe tecelli edince o korku o kimsede olur. O tekrar geriye rücu etmemek için onun kalbinde bir korku olur. Bu korkuyu o kimse yaşamalı. Allah'ı zikrederken dilden kalbe yerleşmeli. Kalpten sonra diyelim ki sırra yerleşti. Genelde bizde böyle gider. Kalpten sırra yerleşti. Sırdan tekrar kalbe rücu etmesi onun için müşriklik gibidir. Onun Allah'a yönelmesinde, Allah'a koşmasında eksiklik vardır. Allah'a yönelmesinde, Allah'a koşmasında eksiklik olduğu için o kimse sırdan kalbe geri dönüş yapar ki Allah muhafaza eylesin. Şeytan onun üzerinde galip geldi o esnada. O şeytanı sevindirdi. Sırdan sonra ruha çıkar zikrullah. Ruh ile zikrullah olur. Artık o kimsenin seyr-i sülükte sona doğru gidiyor. Onun sırra düşmesi onun için müşriklik olur. O Rabbinin adını tam zikretmedi ve Allah'a koşmadı. Her şeyiyle ona yönelmedi. Her şeyiyle ona yönelmedi. Tekrar söylüyorum. Onun her şeyle ona yönelmesi, haramlara, helallara dikkat etmesi, yanlışlıklara, eksikliklere dikkat etmesi, ibadetlerine dikkat etmesi, hayatına dikkat etmesiyle mümkün olur. Bu demek değildir ki o kimse işini gücünü bırakacak. Tekrar bunun altını not olarak söylüyorum. İnşirah suresi ayet 7-8. İşini bitirince ona yönel ve Rabbine koş. İşini bitirince günlük mesaini yap, mesaini yaparken zikrullahını da yap. Günlük işlerini yap, zikrullahını da yap. Bitti işin. Sen o zaman Rabbine yönel. Vaktine göre, saatine göre yapılması gereken ibadetlerini
bir tamam yerine getir. Rabbim bizi onlardan eylesin. Amin. Rabbim zikrullahı kalbine yerleştirdiklerinden eylesin. Amin. Rabbim zikrullahı sırrına yerleştirdiklerinden eylesin. Amin. Rabbim zikrullahı ruhuna yerleştirdiklerinden eylesin. Amin. Rabbim kalbine inşirah verdiği kullarından eylesin. Rabbim kalbini kendi muhabbetullahıyla doldurduğu kullarından eylesin. Amin. Ecmain, Allah razı olsun. Bir iki tane soru var. Onlara da hemen bakıverelim. Ondan sonra zikrullah'a başlayalım. Derviş bir erkek eşine aralarındaki bir sorun için üstada gidip anlatırsan seni boşarım diyebilir mi? Dervişse diyemez. O devrilmiş, o yüzden böyle diyor. Derviş bunu diyemez. Ne kadın ne erkek. Bir problem varsa aralarında, hani o bir problem olduğunda siz bir hakeme gidiniz diyor ya, yani dervişin gidecek kapı üstadıdır. Dervişin gidecek bir kapısı olmaz. Ne derviş kadın, ne derviş erkekler meseleyi annelerine, babalarına, aileliğe götürmemeye gayret ederler. Sebebi şu, aileler nefisle hareket edebilirler, cehaletle hareket edebilirler. Aileler kendi çocuklarına taraf tutup, tabiri caizse gazı verebilirler. Boşa adamı, boşa kadını, böyle kadın olmaz olsun, böyle kadın mı yok sana, böyle adam mı yok sana, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, aileler nefsiyle hareket edip, cehaletle hareket edip çocuklarının ne yazık ki iyiliğine koşmazlar. O yüzden bu tip meselelerde mümkünse derviş kardeşlerin gideceği yer üstatlarıdır. Biz öyle öğrendik. Ama bunu söylüyorsa bir kimse, bir derviş erkek veya bir derviş kadın, işte normalde gidersen ondan sonra sen boşarım, gider anlatırsan bu kapıdan son çıkışın olur. Bunu üstada duyurmayacaksın. Üstada duyurursan ben seni boşarım. Üstada gidersen bir daha seni geri almam. Onun derviş olmadığını gösteriyor. Net. Nefsine uymuş. Nefsine uyduğu için bağı kopmuş. Allah muhafaza eylesin. Bunlar ağır sözler çünkü. Bakın bunlar ağır sözler. Hele evlenenler evlenirlerken birbirlerinin derviş olduklarını biliyorlar mı? Biliyorlar. O kız veya erkek bütün gençlik zamanında bütün her şeyini gitmiş üstadına sormuş. Bir problem yaşadığında da gidecek üstadına soracak gene. Kadın veya erkek işte bunun sormasını engelliyorsa gerçekten o kimse nefsine uymuş. Gerçekten o dervişlerden değil, devrilmişlerden olmuş. Senleri benleri bırakıp nasıl biz olunur? Kur'an ve sünnete bir insan uyarsa, Kur'an ve sünnete tabi olursa, her hareketinde sünnet seneye uyarsa bu mesele çözülür. Ama yok, sünnet seneye uymaz, Kur'an ve sünnete uymaz, nefsine, heva hevesine uyarsa senler benler hiçbir zaman kaybolmaz. Allah muhafaza eylesin. Sabah namazının vakti çıktıktan sonra kılınmasının niyeti ile ilgili. Tam kaza olabilmesi için bir vaktin bitip diğer vaktin girmesi gerekir. Lakin burada vakit çıkmış ama öğle vakti girmemiştir. Bu yüzden tam anlamıyla kaza denilmez. Vakti çıkmıştır, vaktinde kılınmadığı için eda da denilmez şeklinde. Niyetimizi nasıl yapmalıyız? Ben vallahi burada bunu niyet ederken diyorum ki niyet ettim ya Rabbi bugünkü sabah namazını kılmaya. Çünkü vakti çıkmadı da.
hastalık nedeniyle ara kanamaları olan kadın, iki kanama arası 15 günden az olunca doktorun öncekini adet bunu özür sayalım demesiyle hareket edip namazı devam edebilir mi? Bu konuda Hanefiler demişler ki, en son normal zamanda adeti ne zamandı? Birindeydi. Kaçında bitiyordu? İşte yedisinde bitiyordu. Ama bunun düzensizliği var. 10 gün bekleyecek. 1 ile 10 arasında işte kendisini adetli görecek. 11. gün guslünü alacak, namaza başlayacak. En son gördüğü o. Ona Hanefiler tabi olunmasını ister. Ama yok, sonra düzene girdi. Düzene girdikten sonra günler değişirse o ayrı. Haklarınızı helal edin. Eftal zikir fâlemennâhû. La ilâhe illallah. El-Fatiha ma salavat. Amin. Ecmaîn.